Bir önceki videoda parayı 5 defa attığımızda gelen tura sayısı olarak rassal bir değişken belirlemiş ve rassal değişkenimizin sırasıyla 0, 1, 2, 3, 4 ve 5 olmasının olasılıklarını hesaplamıştık. Bu videoda bunu görselleştirmek amacıyla bunları bir grafik üzerinde gösterip rassal değişkenimizin olasılık dağılımını inceleyeceğiz. Güzel. Hadi bakalım. Bu şekilde olasılıkları görebileceğim için ekranı şu şekilde kaydırayım. Şunları da sileyim. Evet. Artık dağılımı grafik üzerinde göstermeye hazırız. Eksenlerin birine elde edebileceğimiz tüm sonuçları koyacağım. Şahane. Bu eksende de olasılıkları göstereceğiz. Bu da oldu. Olasılıklar neydi? Hepsinin paydası 32 ve paydaki en yüksek sayıda 10 olduğu için burası 10 bölü 32. Tam ortası 5 bölü 32 olacak. Oldu mu? Evet sanırım oldu. Sonra 1 bölü 32 içinde burayı 5 eşit parçaya ayırdığım düşünürsek aralıkların biraz daha geniş olmaları gerekiyor. 1, 2, 3, 4 ve 5. Buraya da 1 bölü 32 dedik. Olasılıkları yerleştirdik. Şimdi bir de rastsal değişkenin alabileceği değerleri belirleyelim. Bir çubuk grafik çizmek istiyorum x eşittir 0 olasılığı. Ama bir saniye bunu buraya yazarsam daha iyi olacak. x eşittir 0. Olasılık 1 bölü 32 olduğu için şu şekilde bir çubuk çiziyorum. Boyayalım. x eşittir 1'in olasılığı 5 bölü 32 idi. Bu çubuk biraz daha uzun olacak. Evet, aynen böyle. Bunu da boyayalım. 5 atıştan sadece birinin tura gelme olasılığı 5 bölü 32 idi x eşittir 2'nin olasılığı 10 bölü 32 olduğuna göre, onu da şöyle çizelim. Cetvel kullanmadığım için çok düzgün olmuyor ama idare eder. Önemli olan işin mantığını anlamanız. Evet, rastsal değişkenimizin 2'ye eşit olmasının olasılığı da bu. x eşittir 3'ün olasılığı da 10 bölü 32 idi. Bu çubuğun yanına hemen yeni bir tane daha ekledik. 10 bölü 32. Bu x eşittir 3'tü. x eşittir 4 için 5 bölü 32'ye geri döneceğiz. Hemen x eşittir 4'ü de yazalım. Ve son olarak, x eşittir 5 de 1 bölü 32 olacak. Bununla aynı yüksekliğe getirelim ve bir de boyarsak, evet, işte bu da x eşittir 5. Olasılık dağılımını görselleştirdiğinizde, bu arada bu ayrık bir olasılık dağılımı ve bu da ayrık bir rassal değişken, evet, olasılık dağılımını görselleştirdiğinizde ayrık rassal değişkenler sadece belirli değerleri alabiliyorlardı. Hatta ve hatta bunun sonlu bir ayrık rassal değişken olduğunu bile söyleyebiliriz. Yani bir değişken sadece belirli değerleri alabilir ama bu değerler sonsuz da olabilirler. Buradaki rassal değişken ise sadece buradaki belirli değerleri alabiliyor ve gördüğünüz gibi bu değerlerin sayısı da sonlu bir sayı. Evet, x sadece ve sadece 0, 1, 2, 3, 4 ve 5'e eşit olabiliyor. Bu değişkenin ayrık olasılık dağılımını grafik üzerinde gösterdiğimizde ise 1 bölü 32 ile başlıyoruz. Olasılık bu şekilde artıyor ve sonra yine 1 bölü 32 oluyor. Yani simetrik. Bu şekildeki ayrık dağılımlara binom dağılımı deniliyor. Önümüzdeki videolarda bunlara neden binom dağılımı dendiğinden bahsedeceğiz ama bir ipucu vermem gerekirse ya da ya da neden anlatmıyorum ki? Bu dağılıma binom dağılımı denmesinin sebebi bu olasılıkları binom katsayılarını yani kombinasyon kullanarak bulmamız. Binom teoreminden bahsedeceğimiz videoda bunlara neden binom katsayısı ismi verildiğinden de bahsedeceğiz. Her şey binomların kuvvetlerini almakla alakalı. Her neyse bu çok ama çok önemli bir dağılımdır. Çünkü çoğu dağılım binom dağılımdır ve istatistikte ilerledikçe bunun neden böyle olduğundan da bahsedeceğiz. Buradaki durumların sayısı 5'ten fazla olsaydı, yani eğer x örneğin 5 milyon atışta gelen tura sayısı olsaydı, buradaki çubuklar giderek daralacaktı ve buradaki bu çıkış, bu kambur adeta bir çan eğrisine benzeyecekti. Daha iyi görebileceğiniz ve daha önce kullanmadığım bir renk bulayım. Evet, eğer buradaki olasılıkların sayısı artsaydı, yaklaşık olarak buna, yani bir çan eğrisine benzeyen bir eğrimiz olurdu. Çan eğrisini tahminen duydunuz. Çan eğrileri normal dağılıma sahiptirler. Normal dağılımlar olasılık yoğunluğu fonksiyonudurlar ve süreklidirler. Sarıyla çizdiğim eğri bir normal dağılım eğrisidir, süreklidir ve binomlara bağlıdır. İstatistikte normal dağılımdan bahsedildiğini çok duyarsınız çünkü rastsal durumların sonsuz sayıda gerçekleşmesi söz konusudur. Burada bir para alıp 5 kere yazı tura attık ama ama moleküller ya da insanlar arasındaki etkileşimleri düşündüğünüzde bu etkileşimlerin sayısı sonsuz olabilir ve bu da bilim ve istatistik açısından son derece önemli olan normal bir dağılıma işaret eder. Binom dağılımı bunun ayrık versiyonudur. Ama önemli olan bir başka nokta, bunlar yaptığınız deneylerin ya da denemelerin sayısı arttıkça binom dağılımı normal dağılıma yaklaşacaktır. Her neyse konuyu daha fazla dağıtmayayım. Bu videodaki amacımız, işe rastsal bir değişkenle başlayıp parayı 5 defa attığımızda gelen tura sayısı olasılık dağılımını grafik üzerinde gösterdiğimizde bir binom dağılımı elde ettik ve az önce de söylediğim gibi eğer yazı tura sayısı parayı atma sayımız artarsa bu çubuk grafik bir çan eğrisine benzemeye başlayacak parayı atma sayımız sonsuz olduğunda ise sürekli bir olasılık dağılımı ya da olasılık yoğunluğu fonksiyonu elde ederiz ve bu da bizi normal dağılıma yaklaştırır.